Caps Crew, ben Kaptan Flagon ve Black Ike Caps Lock'un 7. bölümüyle karşınızdayım. En son Roxy'nin gym salonunun girişinde kalmıştık ama ondan önce bir şey fark ettim. Neyi fark ettin diye sorarsanız potion almam lazım çünkü potion olarak sıkıntıdayım. Orada saç stilimi değiştirdim. Yani değiştirmeye başladım en azından. Umarım daha iyi olmuştur. Uzun vadede de böyle kalmayabilir cidden. Beğenmezsem değiştirebilirim. Sadece bir test şu an. Super potion almak için yeterince paramız var. 5 tane. 5 tane super potion alalım, evet. Bu arada level kasma gereği duymadım. Çünkü Roxy'nin normal oyunda Pokemon'ları en fazla 19. seviye oluyor ve yanlış hatırlamıyorsam 19. seviyeden 21. seviye falan. Ice Mouse. Evet, 20. seviye. Tamam, 20. seviye yeter. Burası Pokemon Gym Salonu ve aynı zamanda bir Rock Club'ı. Rock Club'ı. Gym lideri ve diğerleri içeride antrenman yapıyor ama lütfen. Onların hepsine meydan okumada rahat ol. Yani seninle savaşabilirler demek istiyorum. Ve bu arada ıslak durması. Hadret ne demek? Tam Türkçe'ye çeviremiyorum. Yani sana su verecek kısaca. Diyor susuz durmamalısın diyor. Su onun vücudunda yeteri kadar su olmalı diyor. Oo, müzik. Eğitmen misin diyor. Partindeki Pokemon'ların tarif olarak dengeleriyle ilgili ne düşünüyorsun diye soruyor. Burada senin için bir cimleri var. Pokemon'larındaki güzellikleri ortaya çıkarıyor hep. Yaptığı şey çok pahalı. Oo, evet. Görebiliyorum. Şu davulcuyla takılacağım önce. Davulcular havalı oluyor. Yoluma çık ve seni yere deviririm. O yüzden benim yolumdan git. Ve... Yoksa seni de dışarı atarım. Ve o ilk savaş. Ha. Ace Trainer Webster. Hit... Bitebilir mi? 14. seviye. Çok zor. Çok zor. Tickle. Whoop. Revenge. Tamam, sana vurmadım. Atağım düştü. Tamam, güzel. Tickle'a gitmeye devam edeceğim. Agility. Tamam, Agility'ye gidebilirsin. O konuda hiçbir sıkıntım yok. First Vibes. İlk kere defansın düştü. First Vibes'ın 3 tanesi öldürmeye yetecek. Memnunum, evet. 21. seviye yükseliyor Ice Mouse. Kesinlikle korkmuyorum. First Vibes kaçırdı ve Lock On. Şu an ne olacağını merak ediyorum. First Vibes efektif değil. Ve iki defa vuruyor. Full Cutter. Boom. Astonish süper efektif mi? Hayır, değil. Galiba bir sürü... Oh, flinch. Tickle'a gideceğim. Bu saatten sonra Tickle'a gideceğim. Çünkü defansını düşürmem lazım. Durmam First Vibes'e gidemem. Lock-On'a gidebilirsin. Benim için hiçbir sorun değil. Lock-On'a gidebilirsin. Tickle'a gitmeye devam edeceğim. Ice Mouse. Buraya kadar geldin. Daha da gidebilirsin. Hadi daha da ileriye gidebilirsin. Ice Mouse. Sana güvenim sonsuz. Screech. Atağımı düşürme sakın. Defansımı düşürebilirsin. Şimdi First Vibes'e gideceğim. Yanlış hatırlamıyorsam 3 kere Tickle'a gittim. Ve... Yine sekte de deviriyoruz. Ice Mouse efsaneleri aldırmıyor. Tanrı sıkıntı değil. Latias hiçbir sıkıntı değil. Genesect çantadaki etnik. Swift'i öğrenmek istiyor ama Swift'i öğrenmeyeceksin. Swift'i öğrenmek yok sana Ice Mouse. Webster yeniyorum, Davulcu. Şimdi gitariste sıra.
kendime her zaman doğru ve dürüst olacağım. Gitarım ne zaman olursa olsun, gitarımla oynarken veya Pokemon dövüşü yaparken. Güzel bir dövüşe başlangıç sözü. Lady Mallory. Tüm bu güçlü Pokemon'lar da neyin nesi? Hadi ama. Umarım Gym Leader'ın efsanevi Pokemon'u yoktur. Lütfen. First Wild Dragonair'i öldürecek 4 vuruşta. Tüm sayıları artık elimle gösterisim var. Neden bilmiyorum. Galiba matematiğim zayıfladı. Krabby! Oh! İşte bana böyle şeylerle gelin. Güzel. Ice Mouse bizim için yeterli. Kesinlikle. Lady Mallory'yi yeniyoruz. Ve sıra Gym Leader'in Roxy'de. Hazırlan! Çünkü senin tüm duyularını mahvedeceğim. Kimberly. Roxy değilmiş. Adını yanlış söylemiş. Gerçek adı Kimberly'miş. Okul çocuğu Kimberly'miş. Togetic. Tamam. Togetic. Sorun değil, Togetic. Güzel. Metro, lütfen çok güçlü bir şeye gitme lütfen. Starrak. Tamam. Pokemon değiştirmeyeceğim. Starrak'a gidebilirsin. İçindeki kazanma isteğini hissedebiliyorum diyor Roxy. Charm. Atamı düşürecek. Ama First Wipes'e gitmem lazım. Ice Mouse lütfen artık öldürür müsün? Çok az vuruyor. Tickle'a gideceğim. Bir sonraki el Tickle'a gidiyorum. Yawn. Bu birazcık sorun olabilir. First Wipes. Evet. Tamam, Togetic'den kurtulduk ve şimdi uyuyacağız. Umarım uyku ilacım vardır. Weeping Bell. Zaman bitmedi, işte benim turum diyor. Uyku ilacım yok. Battle Items'ta ne var? Savaş itemler. X-Defend. X-Defend'i vereceğim şeye, Ice Mouse'a. Wrap. Tamam, Wrap'a gidebilirsin. Defansımı arttırdım. Sorun değil, Wrap'a gidebilirsin. 5 tane potion'um var, Wrap'a gidebilirsin. First Wipes'e gideceğim. Bir sonraki tur uyanacak. Ice Mouse. Ve galiba 3. rozetim... 3. demişim. 2. rozetimizi de bize kazandıracak. Critic. It's a crit! Crit'i gördün mü? Ha? Çok iyi değil mi? İşte böyle şeyler Pokemon'u zevkli yapıyor, biliyor musun? Böyle hiç beklemediğin anda vurulan kritikler. Gerçekten. Sen de bir ara oynamaya denemezsin. Kimberly'i yeniyoruz ve 2. rozetimizi alıyoruz. Bunu... Ha, ikinci rozetimizi alıyoruz. Aynı zamanda bir tane de Center Pass kazanıyoruz. O yüzden... Ne yapıyorsun Roxy? Galiba bu senin güçlü olduğun anlamına geliyor. Bu kokuyor. Ama sana elimdeki her şeyle savaştım ve... Ve şimdi... Tekrar kendine gelmiş ve yenilenmiş hissediyorum. İşte... Beni yendiğinin bir kanıtı. Ve ikinci rozeti işte gerçekten şimdi alıyoruz. Ama biz önce aldık çünkü ben aceleci davrandım ve önce parmağımı kırdım. Neyse, parmağımı şaklattım. Toksik rozetini alıyoruz Roxy'den. 2 rozet. Şimdi 30. level'a kadar olan Pokemon'ların takaslarda aldığım Pokemon'lar da dahil senin ne kadar iyi bir eğitmen olduğunu fark edecekler ve senin komutların dışına çıkmayacaklar. Aynı zamanda bunu da al. Aquata yalı veriyor bize. Kullanacak hiç Pokemon'un olmaması yazık. Animeci olsa kullanabilirdi. TM9 Meno Shock. Aslında değil, Aquata yalı. O yüzden buraya geçelim. Gerek yok. Bir de şey demek istiyorum. Geçen bölüm izlemediyseniz kanalı izleyin gidip. Zevkli bölüm mü? Güzeldi. Özellikle benim sinirlendiğim yer. Hey sen! Fark ettiğime göre Roxy ile olan savaşında sen özel bir şeydin. Hadi benimle Pokestar stüdyolarına gel. Bu şey saçma şeyi hiç sevmiyorum. Pokestar stüdyolarına mı gidiyorsun? Unutmuşum. Yaşlı adam. Onu Captain olarak işine döndürmeliyim. Umarım benden bahsetmiyorum. Çünkü ben işimin baş ucundayım şu an. Hey. Bu parlayan Gym Rosetti senin için, senin ve Pokemon'ların için önemli. Onu beraber kazandınız. Lütfen bunu her zaman hatırla.
Orkestar stüdyoları. Burası mıydı? Evet, Orkestar stüdyoları ileride. Merhaba, bu kapıdan geç, Pokestar stüdyolarına gideceksin. Pokestar stüdyoları. Orası değişik hayatları test edebileceğim bir yer. Burada bir şey var mı? Umarım karşımıza çimen çıkar. Hadi ya. Ha, gördüm. O çocuk gerçekten geleceğe vara benziyor. Gerçekten söz verici benziyor. Umut dolu. Doğru. Ve o çocuk her an... Türkçe bitti şu an. Türkçe İngilizcem bitti. Ve o çocuk her an burada olabilir. Oh! Bak kim geldi. Pokestar stüdyolarına hoş geldin. Hey Captain. Seni burada bekliyorduk. Bu bizim patronumuz Mr. Stu Deo. Bay Stu Deo. Bonjour, merhaba. Ben Stu Deo. Tanıştığımıza memnun oldum kesinlikle. Sen Captain olmalısın. Bizler senin hakkında konuşuyorduk. Pokestar stüdyolarını sana anlatmak isterim. Ama birazcık zamana ihtiyacım var. Üzgünüm tatlım. Lütfen birkaç dakika beni bekler misin? Bu sırada ben de sana Pokestar stüdyolarını gezdireyim. Oh, bu çok marvelous olur. Filmler süperler. Pokestar stüdyoları... Dünyanın dört bir yanındaki insanlara insanları harekete geçirir ve onlara bir ilham verir. Captain'ın bunları test etmesini sağlayabileceğin için teşekkür ederim. Neyse. Artık gitmem lazım ve hazırlıklarıma başlamalıyım. Sizinle birkaç dakika içinde görüşürüz. Oo, ne kadar hızlı hazırlık yapıyormuş. İşte bu benim patronum. Hızlı birdir. Neyse Captain, benimle gel. Çim yok mu? Bana çim verin. Öncelikle, sana Pokestar stüdyolarının ne hakkında olduğunu anlatmama izin ver. Pokestar stüdyoları, filmler yapmak için kurulmuş. Yani, kısaca filmlerin metropolis kenti. Bir sürü film burada yapıldı ve burada... görücüye çıkarıldı diyebilirim. Yayınlandı. Bildiğiniz Hollywood tarzı yani. Burası tiyatro. Tabii ki de filmlerin gösterildiği yer. Dünyanın dört bir yanından film hayranları buraya gelir. İçeri bakmaya ne dersin? Olur. Zaten benim isteğim dışında götürdüğün için hiçbir şey farkınız. İşte buradayız. Burası resepsiyon bölgesi. Oo, bu gözlemcinin ta kendisi değil mi? Senin sayende film şeyimi yaptım. Movie debat. İlk filmlerde ilk rolümü aldım. Oo, bunu duyduğuma sevindim. Ve sen de... Bu Captain. Kızına karşı savaşırken onun eğitmen olarak yeteneklerini gördüm. Ve beni bir anda inanılmaz etkiledi. O gerçekten potansiyeli olan biri. Pokestar stüdyoları için yeni bir buluş. Roxy'yi yendin mi? Görüyorum. Gerçekten iyi bir eğitmen olmalısın. Ne var biliyor musun? Benim filmimi şimdi sunuyorlar. Pokestar stüdyolarında sen de bir başlangıç yapmayı düşünüyor musun? O zaman ilk başta benim filmimi izleyeni ve oradan birkaç tane acting yani aktörlük şeyi, rol yapma şeyi tipi ipucu kazanmanı istiyorum. Benim gibi profesyonelden. Tabii ilk filmini yapan bir profesyonel. Aa, bu iyi fikir. Captain, senin için film yapmaya film yapmak için iyi bir tanıtım olur. Güzel, hadi gidelim. Ve durmadan birinin kuyruğuna takılıyor. Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya. Onbaşı beni aldı. Yüzbaşına gidiyoruz. Yolda onbaşı koptu. Anam anam, öyle bir esprisi var. Ya işte küme giderken tuğ kopuyor baba. Baba! Anlatınca komik olmuyor. Pokestar stüdyolarına hoş geldiniz. Ben resepsiyoncu. Burası resepsiyon. Burası izlediğim filmi seçeceğim bir yer. Pokestar stüdyolarında 8 tane ekran var. Biraz fazla değil mi? Şimdi, benim filmim galiba özel bir ekranda görünecek. O yüzden
hemen kafamıza göre dalabiliyoruz. Evet, izleyelim bakalım. Bryson Man. Asla bitmeyen. Aa, çok hızlı. Hero kahramanın adı Riolu adam. Maskeleden Bryson Man tarafından saldırıya uğradınız. Ponyard. Riolu git. O Riolu'nun adı buradan geliyormuş galiba. Git Pokemon'um. Gücünü şey yap ve tüm şeyini, tüm karanlıkları yen. Kötü şeyler yapmak gibi bir şey değil Bryson Man. İdealler, ideal olanlar ve rüyalar. Amusement Park'ta geçiyor var. Çok hızlı geçtiği için okuyamadım. Ponyard devriliyor, Bulabi'ye gidiyor. Hey, neler oluyor o şeyler? O maskeli dövüşenler de kim? Bitmeye hazır ol. Korkmuyorum. Çok yazık sana. Neden bu gizli sanatlarımı sana harcayayım ki diyor. Bu yapmalı diyor. Şimdi seni bitireceğim Riolu Man. O Air Slash'a gidiyor ama Super Effect'i vuracak. Çünkü Riolu hala Steel Type'di ve Riolu ölüyor. Bu zihin için sondu. Gizli sanatlarımı bile kullanmıyorum. Şimdi kenarda dur ve beni bu amusement parkını, bu eğlence parkını mahvederken izle. Riolu Man bayağı öldü ya. Oha, çok saçma. Kahraman olan kişiyi kaybettirdiler. What? What? İyi zaman geçirdin mi? Filmden eğlenme. Aslında ben çok saçmayı beğenmedim. Sorun da ne? Her zaman hayalim beyaz perdede bir başlangıç yapmak olmuştu. Ve şimdi hayalime ulaştım. Neden bahsediyorsun? Farklı insanların farklı yetenekleri vardır. Bunu başından beri biliyordum. Ama kızımın bana... kızımın bana sorumlulukla ve... Kızımın bana verdiği şeyle, akıl ile, onun dengeyi, gym lideri olmayla ve kendi bandı, kendi müzik grubuyla uğraşması arasındaki dengeyle ilgili verdiği şeyden sonra, şimdi ben onun babasıyım. Galiba gerçekten çok düşündüğüm bir, yani çok uzun hayatım boyunca yaptığım bir şey, rüyayım peşinden gitmeliyim. Eğer rüyalarını takip etmeyi bırakırsan hayatın bitebilir değil mi? Şimdilik kaptan olarak, gemi kaptanı olarak görevlerime geri dönüyorum. Bir gün tekrar ekrana döneceğim. Ama o gün gelene kadar başlangıç rollerini size bırakıyorum. Wow. Bizim de gitmemiz lazım. Mr. Deo, Bay Deo şu an hazır olmalı. Arada saçımı kontrol etmem lazım. Çünkü cidden kötü mü duruyor emin değilim. Burası film stüdyosu. Burası Pokestar filmlerinin doğduğu yer. Neyse, ya şimdi gel içeri. Mr. Deo bizi bekliyor olmalı. Bay Deo. Mr. Deo, anlıyorsunuz zaten, o kadar değil. Hey! Patron, Captain'ı getirdim. Şimdi, geldiğin için teşekkür ederim. Öncelikle tekrar kendimi tanıtmama izin ver. Benim adım Stu Deo. Pokestar stüdyolarının sahibiyim. Neyse, Captain. Tatlım, seni buraya getirdim çünkü senin için çok önemli bir ricam var. Çoktan fark etmişsindir ki, senin Pokestar stüdyoları filmlerinde olmanı istiyorum. Gözlemcilerinden biri senin gerçekten çok büyük bir yıldız potansiyelin olduğunu söyledi ve ben de seni gördüm. Potansiyelin beni adeta bir yıldırım gibi çarptı. Evet, efendim. Benim aklımda bu eğitmenin bir yıldız olacağı, Pokestar stüdyoları beyaz perdesinin bir yıldız olacağına dair hiçbir şüphe yok. Evet, biliyorum, bu harika bir şey değil mi? Büyük bir yıldız olacağına eminim tatlım. Lütfen, sana yalvarıyorum, bir filmde ol. Bugün senin için süper ve harika bir yardımcı yıldız bile çağırdım. Bryson, bize katılır mısın? Ben Bryson. Seninle tanıştığıma memnun oldum.
Wilson Pocket stüdyolarının en onurlu ve eğlenceli markası yıldızlıyor. Bence onun için, onun gibi büyük ve işinin eri olmuş bir yıldız için çok iyi bir senaryo hazırladım. Ve onunla beraber senin gibi yeni ve genç bir yetenekle beraber, genç bir yeteneklere uyumlu olacak. Bu gözler. Seninle beraber aktörlük yapmaya, seninle beraber oyun yapmaya, seninle beraber oynamaya. Türkçem çalışmıyor bugün. Bugün cidden şu Türkçem çalışmıyor. Seninle beraber aktörlük yapmaya heyecanlıyım. Her zamanki gibi havalı. İşte durum da bu. Eğer buradaki güzel, kibar ekip elemanlarıyla konuşursan film yapabilirsin. Hatalar yapmayı umursama. Başlamak için büyük gitmelisin. Şimdi Captain, seninle çalışmaya dört gözüm bakıyorum. Lütfen filmin yayınlarına kadar elinden gelen en iyisini yap. Filmi yapacağım galiba. Burada şöyle bakayım ne diyorlar. Önemli bir şey var mı? Pokestar stüdyoları hakkında ne bilmek istersin? Yenisin değil mi? Aktör olmak istiyorsan Bryson gibi ol. Hehehehe. Kıyafet odasını görebiliyor musun? Effects, video effects. İşte özel giyim odası. Burada şimdi şununla konuşmayacağım. Şununla konuşacağım galiba. Pokestar stüdyolarının ses kayıt yerine hoş geldin. Bir film yapmayı denemek ister misin? Evet. Party Pokemon Rent. Party Pokemon. Rentsel Pokemon. Tam kiralık Pokemon'larla yapacağım. Senin partin için, senin bölümün için en iyi Pokemon'ları hazırlamaya çalışacağız. Hadi gidip çekim yapalım. Tamam. Çekmeye başlayacağım. 3, 2, 1 ve sahne. Hayatımda hep aktör olmak istemişim. Galiba elimdeki fırsatı buldum. Panyard. Oh Bryson. Riolu. Ne? Yine mi? Hadi ama sahne 1. Anladın mı? Şey gerçekten önemli. Senaryo. Tamam. Force Palm'a gideceğim. Öldürecektir. Ve evet, tekliyor. Panyard öldü. Bulu bir iyi oluyor. Hey, neler oluyor? Bu da kim? Pokemon'umu tek hamleleyendin. İyildin Riolu çocuk. Ama bunun dışında dizlerin üzerine çok ve benden merhamet dile. Çünkü yok olacaksın. En iyi, elinden gelen en iyisini yap bakalım. İyi dedin. Benim karanlık, gizli sanatlarım. Onları al ve götür. Yüzünüzde şeyi görebilirim. Senaryoya göre ne yapmam lazım? Tamam. Yenmem lazım. Pokemon'um. Sadece Riolu var. O zaman Ice Punch'ın öldürmesi lazım. Faint Attack. Yaşayacağım. İkinci sahne bu. Ice Punch. Ve tekleyecek. Woolabee'yi tekliyor. Ve... Cut. Bitti. Bu kötü olmayabilir. İyi iş hepiniz. Film çekme bitti. Film bitti. Oo. Çekimde iyi iş çıkardın. Az önce çektiğin filmi yayınlamak ister misin? Evet. Tamam. La 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 la. İyi işte. Senin aktörlüğün çok iyiydi. Bitmiş filmi görmek istiyorum. Bu gerçekten mükemmel bir şey olacak. Az önce çektiğim film anında bitirici, anında onu tamamlayacağız ve beyaz perdede yayınlayacağız. Come on, gel şimdi benimle Captain, canım tatlım. Hadi tiyatroya gidip izleyelim. Hey, patron. Böldüğüm için özür dilerim ama zaman... Oh, bizarre, anladım. Bu, özür dilerim Captain tatlım, acele etmem lazım. Ama Captain, kendi ilk şeyinin filmini görmen lazım. Mükemmel bir film olacağına eminim. Sonuçta içinde sen varsın. Ciao. Seninle sonra görüşürüz. Pokestar stüdyoları her zaman senin için burada bekliyor olacak. O yüzden Pokemon Ligi'ni kazandıp şampiyon olduktan sonra emekliliğin için burada paraya vurabilirsin. Emeklilik planım bu oyun. Bu oyundaki emeklilik planım bu.
Neyse bu filmi izleyelim ve kapatalım. Ve bölümü bitirelim ama buradan giremiyorum. Watch a movie filmimizde Bryce Man vs. Real Kids. Tamam hadi bakalım filmimiz nasıl olmuş? İnsanlar beğenecek mi? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bryce Man, Real'lı çocuğa karşı. Mutluluğun bitmediği yerde, insanların eğlendiği eğlence parkında. Gün doğuşundan önceki karanlık geliyordu. Ama onu durduracak biri vardı. Adı Real'lı çocuktu. Maskeli adam Bryce Man tarafından saldırıya uğradı. Bryce Man Palmer'da yolladı. Git Real'lı. Git Pokemon'un gücünü göster ve bu eğlence parkını yok et. Orada dur. Sen de kimsin? Ben gerçeklerin ve ideallerin... Takıldım. İdeallerin postacısıyım. Messenger'ıyım. Habercisiyim. Real'lı çocuk. Real'lı Force Palm'a git. Süper efekti vuruyor. Parnyart bayıldı. Maskeli adam Bryce Man Woolaby'yi yolladı. Seni kendi... Hey! Ne oluyor orada? İki maskeli adam savaşıyor. Pokemon'un tek hamleyle öldürmüş olabilirsin. İyiydin Real'lı çocuk. Ama bunun dışında... Benim karanlık sanatlarımın önünde diz çök ve merhametlen. Elinden gelenin iyisini yap. İyi dedin. Benim karanlık gizli sanatlarım sana gününü gösterecekler. Şimdi seni bitireceğim Real'lı çocuk. Faint Target Woolaby. Çok efektif değildi. Real'lı Ice Punch'a git ve ona gücümüzü göster. Süper efekti vurdu. Woolaby bayıldı. Anlamıyor musun Bryce Man? Bu eğlence parkı eğlence dolu insanlarla dolu. Tamam şimdi sen yendin. Sen gerçeklerin ve ideallerin habercisi olabilirsin. Ama ben de Bryce Man, maskeli adam. Karanlığın efendisi. Real Kid Captain Team Justice Real. Evet, inşallah beğenmişsinizdir. Son. Evet, alkış aldık. Para kazanıyor muyuz? Kazanmıyoruz galiba. Bu Captain değil mi? Tatlım. Senin bu çaban spectacular bir film oldu tatlım. O bunu devam ettir ve etraftaki film sanatçıları tarafından ve bizim ekibimiz tarafından sevilmeye başlayacak. Şimdi görüşürüz Captain. Bir dahaki filmine göre dört gözle bakıyor olacağım tatlım. Neyse bu bölümlük bu kadar yeter. Bir bank şehrindeki Jimmy Roxy'yi yendik. Bir Center Pass kazandık. Jim Rosette'i kazandık ve galiba film yıldızı olduk. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan önceki bölümleri ve izlemediyseniz bütün bölümleri, bundan önceki bütün bölümleri, kanaldaki diğer videoları takip bakmayı unutmayın. Ve yaptığım şeyi beğenirseniz kanala abone olun. Bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarak veya beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basarak videoyu değerlendirirseniz benim için güzel olur. Ve beğenmeme tuşuna basarsanız neden beğenmediğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada şu yine sona kaldı ama şu an hepiniz okumuşsunuzdur. Günün sorusu. Hiç düşünmemiştim. Neyse. Bu bölümü hiç Pokemon yakalayamadığımıza göre şunu sorayım. Eğer bir Pokemon'un ardına adlandırılmak isterseniz, mesela istediğiniz Pokemon'u yakalayacağım ve o Pokemon'un ardına sizi adlandıracağım. Bu hangi Pokemon olurdu ve neden? Şahsen ben kendime Flygon yakalayıp adını Captain koymak isterdim ama oyunu ben oynadığım için böyle bir şey olmuyor. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sunucunuz Kaptan Flygon ve unutmayın, ne yaparsanız yapın, fantastik yapın.